Ay, ay, ay. Türkiye'de bu iş böyle yürüyor. Türkiye'de bu iş böyle yürüyor. Böyle yaptığınız zaman alkış çoğal. Efendim hoş geldiniz. Safa gene çok şık, çok zarif. Bunu duyanlar kendi programlarında aynı şeyi söylüyorlar. Karalar çarpık herifler ama benim programım öyle değil. Bak iyi kötü herkes saçını başını yaptırmış gelmiş. Değerli toplu bak buyur. Yeni kuaförden çıkmış. Bu kadar kuaföre düşkünsen evi bok götürüyordur tabii. Kendin yaptı. 18 o da bir şey. Yani kendini dikmek de güzel bir şey. Sen herhalde 3. sınıf bir kuaförden geliyorsun. Sen de kendin yapıyorsun. Her işi kendin yapıyor biliyor musun? Bir iş yapılmaz kendi kendine. İnanmıyorum. Sus Allah kahretmesin. Ay bak siyahlar zarif. Efendim. Bugün çok memnun olduğum bir olay var. Biliyorsunuz yönetmenle böyleyiz. Birbirimize girdik. Yani neredeyse herif taşlayacak evimi bilmiyor. Polis basıyor her seferinde ev değiştiriyorum evi bulamıyor. Çocuklar Allah ne büyük. Dün Osman Bey'de basılmış. Bir travesti kulüpte basılmış. Ve şimdi içeride. O içerideyse ben kanto söyleyebilirim. Evet. Akşam. Aa, bir dakika. Adam sevincim der herif basıldı diye ne yapacağım beni. Şimdi o Osman Bey de basıldı ya. Benim de kantom Osman Bey ile ilgili. Dün akşam Osman Bey'i de yakaladım seni. Ah dün akşam Osman Bey'i de yakaladım seni. Yanımdaki matmazel çok süzdü beni. Yanımdaki travesti çok süzdü beni. Görünce aptallaştım, şaşırdım kaldım. Ah görünce aptallaştım, şaşırdım kaldım. Bak bir çareye bir jeline açıkta kaldım. Rakı kadehleri. Ah fıkır fıkır oynuyor rakı kadehleri. Yanımdaki matmaze çok süzdü beni. Yanımdaki matmaze çok süzdü beni. Ah görünce aptallaştım, şaşırdım kaldım. Görünce aptallaştım, şaşırdım kaldım. Bak bir çare bir jine açıkta kaldım. Bak bir çare bir jine açıkta kaldım. Oh. Ben kanto söylemezsem azamıyorum. Ağır aksak bile olsa bir şey yapmalıyım. Yani vücudumu, elbisemi, sırtımı, morluklarımı, her şeyimi göstermeliyim. Efendim biliyorsunuz bir yarışma programı bu. Çok da tutuldu. Arayanlar, soranlar, tebrik edenler kolay değil. Düşünün bu, her şeyi kaldırdık attık. Yepyeni bir olayla huzurlarınıza çıktık. Millet hala konuk çağırıyor. Ağzın nasıl, burnun nasıl, nasıl, başın nasıl? Ay, biri ilk diyor, biri bik diyor. Döndürüp döndürüp aynı insanları çağırıyorlar. Bunu ben yaptım ve attım.
Bunu yaptım attım, şimdi kullanıyorlar, kullansınlar. Ama yepyeni bir şey yapmak cesaret ister. Biliyorsunuz sonunda da yaptığım sürprize bayıldı insanlar. Şimdiye kadar smokinle çıktım. Şimdi bu akşam o bölümü bikiniyle yapıyorum. Onun için... Anam ne yapayım? Ben soyunmak istemezdim ama reklamlarda sağa sola gitmeyesiniz diye bikiniyle halim için o bütün o reklamları seyredeceksiniz. Ve o Banu Alkan gibi tanga, burası böyle ip, burası bu kadar. Ondan gör bak ne? Ne bana deli huysuz derler, her şeyi yaparım ben. Sadece kadırgadan çıkmaz deli. Ve huzurlarınızda programımın cidden çok beğeniliyor. Çok efendi, çok ciddi. Ben de seviyorum. Beğenmediğim tarafları var. Ama olsun, mühim olan çalışmaktır. Hiç ummadığın anda ne büyük sürprizler yaratır hayat huzurlarınızda. Atilla Saral! İyi akşamlar. Biraz dön. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. İşte yeni bir yarışma. Gene her şeyin en iyisi, en güzeli sizlerle birlikte olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen yarışma yerime geçiyorum. Sunum yerime ve yarışmamıza başlamak istiyorum. Pardon, evet. bir dakika. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Sesi alın, sesi alın. Atilla affedersin yani. Sesi niye aldın? Sesi aldım, senden konuşmam lazım. Affedersin yani. Şuraya çıkacağım, bir sıcaklık yapacağım, bir şey yapacağım. İkili hoş geldiniz, beş geldiniz. Her programda bunu söylüyorsun. Yani. Her programda, ondan sonra gelip burada duruyorsun. Bu söyleniyor, bunu yapmam gerekiyor. Rum kilisesinin papazı gibi burada geliyorsun, oturuyorsun. Har 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 okuyorsun. Onlar duymuyorlar. Ses gitti ama yani böyle çalışamam. Samimi söylüyorum, çalışamam. Hayır, şimdi sen seçilmişsin, buraya gelmişsin. Bilmiyorum, bu işi kazanabilmek için bir imtihandan da geçmiş olman lazım. Yok. Sen kimle yattın da burayı kazandın onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Zaten duyarsam sorun olur, onu da bil. Ama yani mesela Beyaz'ı Kanal D'ye almadan evvel önce imtihana tabi tuttular. Tabii. Konuş dediler. O da dedi ki ben size dedi en zor konuşmayı yapacağım. Alaturka ağdalı şarkıların sözlerini söyleyeceğim dedi. Bak şimdi içinde R olmayan şarkıları okuyor, kafasını kullanıyor. Bunu kullanmak mühim. Mah yüzüne aşık hanım, taze bitmiş gül fidanım. R var mı? Yok. Yok. Aban herif de yakışıklı, bu iş gider arkasından. Sana ey canımın canı efendim. Kırıldım, incindim, küstüm, gücendim. R var mı? Hayır, benim R ile ne alakam var? Senin yok neyle alakalı? İşte senin zekan oraya kadar geliyor, orada kalıyor. Hayır, yani... Ben sana bir adamın kafasını kullanarak nereye geldiğini anlatmak istiyorum. Evet. Ondan sonra söyle neden ağladın? Neler geldi başına? Değmez emin ol hayat aslında bir damla gözyaşınadır. Orada R var diye üç damla gözyaşına diyor. ve hayır, ağır. Bir kontrat imzalanıyor. Cayan taraf öbür tarafa o, bilmem kaç milyar verecek bir imzayı bastıktan sonra buyur programa çık diyorlar, çıkıyorlar. Beh zamanlar behlinin behrini gerdinini gördünini hiçbir şey yapamıyorlar, işi götürüyor. Senin bir imtihana tabi olmadan madem ki buraya geldin kazandın, rica ederim biraz daha canlı ol. Yani bir kere bir diksiyon sahibi ol. Senin ben konuştuklarından bir şey anlamıyorum. Çok soğuk ifaden var. Bir kere çalış. Mesela bak şöyle bir şey vardır. İnsanı seri konuşturmaya çalıştıran. Saman sopalarıyla süslenen sürahinin suyu Selim Sultan'a sunuldu. Bunun her harfi vardır. Şimdi bu söyleyebilir misin? Ne yapacağım? Ne mi yapacağım? Ya bu. Ay. Onlar yüz ifademe gülüyorlar anda, herhalde. Hayır. Tabii ki söyleyeyim. Saman sopalarıyla süslenen, saman sopalarıyla süslenen sürahinin suyu Selim Sultan'a sunuldu. Söyle bakayım. Saman sopalarıyla süslenen Selim Sultan'ın sen evde gel bunu suyu. Çalışalım seninle.
Sen mi söylüyorsun? Bak başka harflerle de çalışırız. Sen ne anlıyorsun? Yatmamız şart değil. Yatarsak yatarız. O ayrı. Yani ne bileyim yani. Ben yani ikimiz de alkollü oluruz da. Yok, yani olamaz. Sen de değil. Yani. Peki ben evde çalışırım bunu. Yazacağım daha sonra. Size gelmeyeyim. Tamam ben size geleyim. Yok ben çalışırım. Ben size geleyim. Ben çalışırım. Ben yayına girebilir miyiz? Hayır daha giremez. Anlaşıl. Hayır, ben size... konuşurken sen sus. Hayır, sen konuşurken de ben hakır hakır deyip durma. Çuvallıyorsun devamlı. Geçen programda rezil olduk. Ben konuşuyorum sen konuşuyorsun. Ben havayı ısıtmaya çalışıyorum. Ama bu kadar baskı üzerine benim konuşmam yani konuşamam. Nereden baskı yapıyorum ben yani, senin yani baskı falan yapıyorum. Nefes alamadım. Alamıyorsan yani deliklerini büyüt. Ben ne yapayım yani? Nefes alamıyorsan. Ben bunu kendim çalışacağım. Sen çalış. Ben bunu çalışacağım ve size tam olarak söyleyeceğim. Biz isterseniz girelim yayına ve yarışmaya başlayalım. Tamam girelim. Çünkü ne inanamadım çünkü söylediklerinizi. Ama yani ben yani yanlış bir şey söylemedim ki. Kiminin suyu ne olmuş? Bu yarışmayla alakalı bir şey değil. Kimin? Yani. Ha, neydi? Senin suyun bulanmış. Kimin suyu ne olmuş? Yani İyi ki su aklında kaldı. O kadar laf söyledi. Saman sopalarıyla süslenen sürahinin suyu iki kere su lafı geçti diye su altında kaldı. Bilmem kimin deseydim iki kere aklımda kalacak. Biz ama başlayalım. Sun başla. Öğretmenimden ben rica edeyim. Başla yalnız rica açabilirsiniz. Birbirimize anlayış gösterelim. Ben bunu yazıp daha sonra çalışacağım kendime. Çalış. Bir gün birbirimize ihtiyacımız olur. İnşallah. Evet başlıyorum ben. Başla. Allah başlıyorum. Başlasın. Evet yarışmamıza başlıyoruz. İlk çiftimiz Seçkin Güler, Nurcan Güler ve ikinci çiftimiz Güven Demirkol. Güven Demirkol. Yarışmamıza hoş geldiniz. ne var? Ay yok aman. Sen tut. Çok tatlılık ediyorum. Bakın müsaade misiniz canım sunucum? Biraz konuşmak istiyorum. Lütfen buyurun. İki çift çok farklı. Bunlar gencecik. Sen askerden döndün. Evlenmek ihtiyacı hissettin. Askere gitmeden önce yani. Askere gitmeden önce daha beter. Babana çekmişsin. Ve buldun, rahat ettin. Askerde de çok özlemişsindir. Döneli ne kadar oldu? 14-16 ay oldu. 16 ay oldu. Başlamıştır tavsamaya. Yok hayır, ben bilmem. Ben 13 yaşında. Siz kaç yaşındaydınız, evlendiniz? 22. Ya 22 yaşında şu an. Ha, 19 yaşında evlendik. 19 yaşındaydık. Flörte ne zaman başladınız? Bayağı ufak. 3-4 sene. Sapık. Şimdi 20. Tabii kaçırdım. 5 sene abi kaçırdım. Tabii. Öyle çok kaçırılacak gibi bir mal da değil. Sen kaçırdın zannettin. O sana kaçmıştır bile. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Efendim işte buyurun. Değerli toplu bir İstanbul ailesi. Kadın oturaklı, adam oturak. Oturak derken yanlış anlamayın. Yani, yoksa elbise mi öyle gösteriyor? Kız komşudan mı aldın? Bu sana uyan bir elbise mi? Yok ya her sene şişmanlıyorum da. Tasarruf olsun diye aldım. Medrar Özürkin'in çadırını alaydın. Bulamadım. Ha bulamadın ben sana. Sen de öyle. Kız siz bir yerden giyiniyorsunuz. Çok şişmanlı zayıfladı. Ayo zayıfladı diye baksana. Ayo sen böyle değildin eskiden. Bıraktın çama. Söz sizin canım. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklarımız. Değerli yarışmacılarımız, ben biraz yarışmadan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bunlardan önce bahsederken... Önce bir sor, biliyorlar mı bilmiyorlar mı yarışmayı? Sizi de izliyorum, sıkılıyorsunuz galiba ama bunu anlatmak zorundayım. Hayır zorundasın, zorunda değilsin ki niye? Televizyon seyircisi aynı şeyi döndürüyor. İlk bölümde, Yani, tamam. Buyurun dediniz ben... Rica ederim, biliyorlar, biliyor musunuz yarışmayı? Önce bunu soralım istersen. Ben anlatmak istiyorum. Cem, bir dakika, Jericho. Mimikom. Hatırlatabilir miyim? Tabii. Biliyor musunuz? Fayda var. Yarışmayı. Biliyorsunuz. Siz? Biliyoruz. Biliyoruz. Biliyorlarmış. Buyur anlat bir daha. İlk bölümde eşlerinizi içeriye alacağız ve sizlere sorularımız olacak. Daha sonra eşlerimizi de yanınıza alacağız. Eğer aynı doğru cevapları verirseniz sevgili hostesim huysu sizlere 100 puan değerinde boynunuza bir tüy takacak ve ikinci bölüm başlayacak. Daha sonra eşler böylelikle değişmiş olacak. Hemen ilk bölüme başlıyorum. Büyük alkışlarımızla bayanları içeriye alıyoruz. Yarışmamız başlıyor.
Seçkin Bey, Güven Bey, başarılar diliyorum. İlk sorum. Eşiniz bir cinayet işleyecek olsa kurbanını öldürmek için hangi yöntemi uygular? Ay affedersin. Ay adam askerden yeni gelmiş ama abizanlıktan gebermiş, içine öldürücü diyorsun. Yani sorduğun sual hiç uymuyor. Bir değiştirme yapamıyor musun? Bir değiştirme yapamam. Bu bana verilen sorular ve bunu... Yani Rusya'dan mı geldi? Bu şeyli mi bu? Bilmiyorum. Bu ama yani işte ben bunu istiyorum. Peki sizden. Seçenekleri siz gösterin. Hayır, ben göstereceğim de inisiyatifini kullan. Şimdi bunu niye öldürmek istiyorsun karısını? Hoş, çoktan öldürmen lazımdı da senin kafan biraz gerizek. Ben sana neler bulurum serseri. Vallahi bak ne güzel yanaklarıma sıhhatli bir şeysin. Oo, sen... Seçenekler. Evet. Sen biraz hastalıklı suratlısın ama olsun. Siz Karadenizli misiniz? Yok değilim. Ay çok burnunuz benziyor. Bir de ben arkadan da Karadenizli'ye benzettim. Buyurun rica ederim. Ama ben konuşunca senin suratın asılıyor. Ama ben... Zehirli mantar. Ay zehirlene seni inşallah. Bir... Göstermek ister misiniz? Nasıl bir şey? Nasıl? Yani zehirli mantar. Nerem zehirli? Neyi göstereceğim? Yani... Zehirli mantarı ben nerede bulayım şimdi? Zehirli mantarı ne yaparak verebilir? Bir dakika, niye burada yani... niye görünmüyor ki? Bunu işte gelmediği için isterseniz bunu gelmiyor size gösterelim. Buraya gelmiyor. Zehirli mantar zehirli bulacağım mantar ben. İsterseniz. Bir dakika, buldum. Ay mantar. Zehirli mantar. Bunu görün, zehirli mantar. Ay duramıyor dik. Tutar mısınız biraz? Evladım şöyle sok. Ha. Ufaksa böyle çok ufak. Tabii eşiniz bunu size pişirip ikram eder. Eşiniz pişirip ikram edecek. Size zehirli mantar. Sizi öldürmek isteyecek. Ve muz kabuğu. Muz kabuğu. Yani bunun üstünden düşüp de ölen ben hayatımda kimse görmedim. Yani düşer kırar, başını kırar. Bunun üstünden düşer. Kim ölmüş bugüne kadar ki? Hangi hıyar bunu yazıp da senin eline veriyor ki? Senin eline veriyorlar değil mi bunu? Ben seçeneklere devam ediyorum. Pazar torbası. Ay bu işi bırakmazsam bin Allah kahretsin. Bu pazar torbası ne yapacak? Bunu başına geçirip nefessiz bırakabilir. Oğlum bu deliklidir, bu öldürmez. Bilemem. Bu yani... prezervatifin büyüğünü soktun mu başına? 10 dakikada gider. Dur bak, bundan nefes alınıyor. Lütfen ben de... Ben denerim. Buyurun. Kader böyle imiş. Bundan boğulacağım mı bakalım? Bekleyin 2 saat boğulacağım. Aa, ne söylesem. Bundan nefes alıyorum. Huu. Bunu, bu nasıl yarışma? Bunu başınızdan geçirip sıkar anlamında. Nereye sokacağım başımdan geçirip? Sokmaz. Boynunuzu sıkar. Boynunu sıkmak olur mu ayol? Bunu sıktığın zaman nefes almayacağım. Elini kolunu evet, kaldırıp evet, hareket yapma da. Bana. Dudağımı açayım sen. Bundan adam ölür mü ayol? Buna domates konur, bilmem ne hıyar konur. Bundan ölür mü adam? Bir dakika sizde bir bakayım. Seni öldürmek isteyen çok gelin vardır, ben biliyorum. Allah'ın cezası. Bu bir ölüm nedeni değil ama... Ay bir dakika Mücevher. Beyefendi şunu rica edebilirim. Sokar mısınız? Teşekkür ederim. İyi ki karınız gelinceye kadar soktunuz. Bu ölüm nedeni. Hiç ben böyle ölüm nedeni. Ve son şıkkımız örümcek. Allah bunu da kutu kahretsin. İçinde hediye ederek belki korkunur. Allah kahretsin. Bu örümcek sokacak da öleceğim. Bir dakika. Allah kahretsin. Seçkin Bey. Zehirli mantar diyorum. Zehirli mantar diyorsunuz. Güven Bey. Ayol örümcek. Dur bir dakika. Örümcek şov yapıyorum. O bir oyuncak yani. Bu oynuyor mu? Evet. Sıkınca. Sıkınca. Sıkınca her şey oynar. Güven Bey sizden cevap alıyor. Bir dakika. Örümcek. Ay bayılacağım. Örümcek hala istiyorsun. Cevap istiyor. Ay bayılttın beni ya. Ha ben buna vallahi çalışamam. Bu şovtenin kimdir o müdür ya?
Ay vallahi olmaz bu. Ben şunu seyirciye göstermezsem olur mu? Oynayan bir şey. Seyirci bunu görmeli. Seyirci yeterince gördü. Ben neyi gördü? Ben burada sıkamadım. Orada aklım başıma geldi. Ay Allah kahretsin seni inşallah. İkinci soruma geçiyorum. Uğursuz, kefere suratlı. Sizce eşinize şu erkek mesleklerinden hangisi daha çok yakışırdı? Mankenlerimiz geliyor ve ben size sallıyorum. Tamirci. Bir dakika dur. Alkış oradan. Bunlar burada. Ne dediğini anlaşılmıyor ki. Har 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 har. Kim bunlar ki? Ne bunlar şimdi? Ben anlamadım. Peki baştan söylüyorum. İtfaiyeci. İçeri girsinler mi yendi baştan söyle. Oto tamircisi kalsın. Dur bir dakika. Kim oto tamircisi? Bu itfaiyeci. Bunu anladım. Oto tamircisi. Yani üzüm taşıyan oto tamircisi gördünüz mü? Oto tamircisi. Badanacı. Pazarcı. Bak sen kaşınıyorsun. Bak sen kaşıyorsun. Üzüm oto tamircisi tamir ederken üzüm yiyemez mi? Ama kasayla ha? Yani bu şekilde yiyemez. Niye yani yiyemez? Sırır arabanın altına yatar. Haydi. Onu yaparken aman aman. Yiyemez mi? Yani tutma elimi. Sen beni çuvallatmak istiyorsun ama yani biraz kafanı kullan. Hayır estağfurullah. Ah gitti yüzük nazar. Seçkin Bey. Yüzük nazar. Hiç bırakın çocuklar. Şimdi Bülent Ersoy olsaydı okur. Giden gider. Yeni gelene bak. Seskin Bey cevap alın. Şunu atıncaya kadar sus. Pazarcı diyorsunuz. Bir dakika kardeşim. Güven Bey. İtfaiyeci. İtfaiyeci dediniz. Bir gün bu tekmeyi yiyip sizin üstünüze gelmesen Allah'ım. İtfaiyeci. Dur bir dakika ne dedin? Sen ne kimi beğendin? Seskin Bey pazarcı dedi. Seskin Bey pazarcı dedi. Ha? Güven Bey de itfaiyeci dedi. Hiç böyle oğlan kılıklı pazarcı görmedim. Sen bunu mu istedin? Ha? Sen? İtfaiyeci istedim. Boşuna açtın tamir edilirken. Buyurun. Üçüncü sorum. Karınız evliliğinizi şunlardan hangisine benzetir? Neyini? Evliliğini. Evliliğini öyle basarak. Evliliğini. Karınız evliliğinizi evliliğini şunlardan hangisine benzetir? Ben okuyayım isterseniz siz gösterin. Hayır bu şey göstersin. Bu kamera göstersin. Hayır size daha etkili oluyor gibi. Hayır efendim ben ne yapacağım? Ha. Boks maçı. Orada göster. Ben hostesim. Hiçbir şey göstermek mecburiyetinde değilim. Peki horoz dövüşü mü? Yani horoz dövüşü. Ha, bir dakika şimdi. Bunlar bilmez ki horoz dövüşünün ne olduğunu. Bak. Horoz dövüşü. Evet. Bu horoz. Trafik kazası mı? Aa, bunu göstermem lazım. Bir dakika. Ay ne yapayım? Ne yapabilirim trafik kazası? Gelin kızlar. Bırakın elinizdekileri. Bırakın. Çabuk hareket edin. Gelin. Gelin oturun. Sen otur. Sen uzan. Sen yat. Sen kalk. Trafik kazası. Tamam kalk. Buyurun. Ay ne kadar kibar. Yatalım mı? Son şıkkımız yangın. Bir dakika şey k***m çıktı. Şunu sok. Nereye sokacağım? Nereye sokacağım bilmiyorum. Evet Seçkin Bey son şıkkımız yangın mı? Yangın. Onu mu göstereceğim? Evet. Ay Allah kah. Ay ay ay. Teşekkür ederim. Yani sevgili yangın hostesim olunca ne yapacağımı bilemedim. Teşekkür ederim. Oran buram görmüş olabilir ama yangın.
Herkes ateş oraya bakar, buraya bak. Bir tek sen buraya baktın. Seçkin Bey. Boks maçı diyeyim. Boks maçı. Güven Bey. Boks maçı. Siz de boks maçı, evet, diyorsunuz. Bir dakika, evet, ama bakalım, yani bunun nedeni sor sen. Niye boks? O da cazip. Nesi cazip? Daha sert değil ben, o yüzden. Bu sert sual neydi, ne bir şeydi? Neydi sual, affedersiniz? Karınız evliliğinizi şunlardan hangisine benzetir? Evliliğinizi hangisine benzetti? Boks maçı. Öyle misiniz? Böyle vura 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 bu olur. Siz de boks maçı. Başka türlü olur. Dördüncü hadi soruma geçiyorum. Eşiniz evlilik yıldönümümüzün gecesinde yatağınıza hangi şarkı verdi? Şahane pazara döndük. Herifleri bağırtıyorlar, karpuz iniyor, vuruyorlar, gördün mü? Orada o koluk, oluktan seni indirip buranı kestireceğim. Dördüncü sorum. Eşiniz evlilik yıldönümümüzün gecesinde yatağınıza hangi çarşafı sererdi? Sevgili hostesim, çarşafları gösterir misiniz? Ah şimdi gündelikçi gibi ben çarşaf mı getireceğim? Bu sizin göreviniz. Hayatımda yani bu kadar yarışma görmedim. Bunu Türkiye mi uydurdu, dışarıdan mı getirttiniz? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Çarşafları gösterelim isterseniz. Şimdi sana bir şey. İlk çarşafımız geliyor. Allah kahretsin, gece kondu. Ama bundan anlayamazlar ki bu, evet, hangi... İlk çarşaf üzerindeki desenler neler acaba? Oradan yardımcı olursanız yarışmacılarımıza. Bu non-figüratif bir çarşaf. Hayır, bu Picasso mi tarzı, neyini anlatayım ben? Çarşafın bunun nesini anlatılır? Pis eksik üstünde, bunun ben neyini anlatayım? Bir dakika, gelir misin? Gel çocuğum. İkiniz de, üçünüz de. Gelin, çarşaf anlatacağız. Sen gel çocuğum ve yakala, gel. Şöyle durun. Ay iyice kabardığım bir şey olacakmış. Şöyle yan yana durun. Ay! Gel buraya. Ulan! Yok, şöyle durun. Ha öyle yan yana durun. Her biriniz birer çarşaf alın. Allah iyi kalk, iyi kalk. Aç çocuğum bunu. Sen de aç bunu. Ay. Aman. Buna seks yapılmış biraz. Bu ne ayol çarşaf gibi o bezi. Şey, yarışmacılarımıza döner misiniz? Görsünler hangi çarşafı seçecekler. Çocuklar böyle olmuyor. Uzanın. Uzan çocuğum. Uzan. Yere. Uzan. Yere herhalde uzanın. Evet. Siz de. Uzanın. Yaklaşın birbirinize. İyice. Yaklaşın. İyice yaklaşın. Bunlardan hangisini seçersiniz? Peki o zaman şöyle yapıyorum. Sıralama yapıyorum. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. Hangisi? 1 numara. 1 numaralı çarşaf diyorsunuz. Yani orange renkli, portakal renkli. Siz? Çarşaf diyorsunuz. 1 numara. Siz de 1 numara diyorsunuz. Hayır, portakal şey renkli çarşaf kalk diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Kaldır beni ulan. Konuklarımıza da teşekkür ederiz. Bizlere yardımcı oldukları için. Kaldır beni. 4 kişi birden. Ayıya bak, Allah kahretsin. İşte beylerle yarıştık. İşte beylerle yarıştık. Alkışlarımızla hanımları buraya alıyoruz. Ve yarışmamız devam ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Adam ne kaide biliyor, ne kural biliyor ya. Ay vallahi yürümekten mahvoldum. Ayol bu ne adi çarşaftır. Bir dakika, bunları seçtiniz değil mi siz? İşte seks yapacaksan bunun üstünde. Hanımlar alabilir miyiz? Hayır, daha duruyorum. İsterdiniz seç, bekleyeceksin. Tekrar bekleyen hanımları buraya alıyoruz. Bu
hoş geldiniz. Sizlere de bol şans diliyorum. Hemen sorulara geçiyorum. Ay geç kalma. Ay hemen geç. Geçmek zorundayım. Ben de sorunuz. Otobüs biliyorsun. Bir cinayet işleyecek olsanız. Ne? Bir cinayet işleyecek olsanız kurbanınızı öldürmek için hangi yöntemi kullanırdınız? Bir kurbanınızı mı? Kurbanınızı. Kurbanınızı ayrı, kurbanınızı ayrı. Kurbanınızı bak dedim. Bak oradaki A apostrof geçeceksin. Kurbanınız, kurbanınız diyorsun sen. Siz apostrof çuvalladı geçin. Çocuklar. Ha. Yaşasın Şahmay. Kurbanınızı. Buyurun. Duydunuz. Hayır. Senden de duysunlar. Kurbanınızı. Kurbanınızı. Bak gene yanlış. Öldürmek için hangi yöntemi kullanırdınız? Örümcek mi? Ay gösterime. Örümcek böyle yürüyen bir şey. Muz kabuğu mu? Muz kabuğundan bir bok olmaz. Pazar torbası mı? Pazar başına torbası geçirerek. Delik içinde. Bak. Zehirli mantar mı? Nurcan Hanım. Pazar torbası. Kız ölmesin diye mi pazar torbası? Pazarcı torbası diyorsunuz. Bunlar Japonya'dan mı geliyor bu sahne? Eşiniz zehirli mantar demişti. Ya. Bu durumda size puan veremiyorum. Nuray Hanım. Çek ellerini. Örümcek diyorsunuz. Alkışlıyoruz size doğru cevap. Ve 100 puan kazanıyorsunuz bizden. İkinci sorum. Eşiniz görmüş olduğunuz erkek mesleklerinden hangisini size daha çok yakıştırır? Pazarcı, badanacı, itfaiyeci, oto tamircisi. Nurcan Hanım. Pazarcı. Pazarcı diyorsunuz, alkışlıyoruz. 100 puan kazanıyorsunuz. Doğru cevap. Nuray Hanım sizden alıyorum cevabı. Ben itfaiyeci kasayım o yüzden itfaiyeci. Sen arkada dur. İtfaiyeci diyorsunuz, sizi de alkışlıyoruz. Doğru cevap, 100 puan kazanıyorsunuz. Bir dakika. Ben şimdi kime vereceğim? İki yarışmacımıza da 100 puan değerindeki tüylerini takıyorsunuz boyunlarına. Hemen üçüncü soruma geçiyorum. Dur! Ben sorumu sorarken siz puanlamayı yapın isterseniz. Bu arada mankenlerinize de teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Kime vereceğim? İki yarışmacımıza da 100 puan. İki yarışmacı 4 kişi var. Erkeğe mi vereceğim? Kadına hanımlara takıyoruz. Ay bayılttı bu beni ya Rabbim. Allah'ım hayırlısınlar. Ramazan gelse de kurtulsam. Üçüncü sorum. Sor. Ama kocanız adedini söyle. 3 mü 2 mi 1 mi? Bunlar insanlar çok ilgili bunlar. Yani 3 yerine 2 dersen mahvolur. Ben düzenli şekilde bu yarışmayı sunmak zorundayım. Çok düzenli sıralamada gidiyorum. Maşallah çok düzenli. Üçüncü sorunuz. Kocanız evliliğinizi şunlardan hangisine benzetirdi? Yangına mı? Trafik kazasına mı? Boks maçına mı? Horoz dövüşüne mi? Nurcan Hanım. Bir daha alabilir miyim? Gerizekalı. Yangına boks mı? Boks maçı. Boks maçı. Sorun yangın. Yani. Kocanız evliliğinizi. Sus. Ölümü gör. Git gırtlağını temizle gel hadi. Kocanız evliliğinizi. Neydi? Şunlardan hangisine benziyor? Boks maçı mı? Gırtlak temizliyorum yokum şu. Gırtlak temizliyorum. Hayır. Yani yarışmayı ben sunuyorum. Benim tamam sen sus beceremiyorsan ben yardım edeceğim. Peki herhalde. O zaman trafik kazası mı? Trafik kazası mı? Yangın mı? Horoz dövüşü mü? Gırtlak mı? Horoz dövüşü mü? O kadar. Var bir tane daha var. Şaşırdım. Elini kolunu kaldırma. Ben susup seni dinliyorum. Sen cumallıyorsun. Çünkü egzersizin yok. Söyle bakayım. Saman sopalarıyla süslenen sonra aynı suyun Selim Sultan'a soruldu. Buyur. Çalışacağım bunu daha sonra. Çalış. İlkokul imtihanına girersin. Çalış. Bir daha söyle. Yangın mı? Yangın mı? Trafik kazası mı? Trafik kazası mı? Boks maçı mı? Boks maçı mı? Horoz dövüşü mü? Bunda ne Burcu var söyleyemeyecek? Yangın. Yangın dediniz, yanlış cevap verdiniz. Çünkü niye eşiniz boks maçına benzetmişti. Nuray Hanım. Didişiyormuşsunuz ki yatakta ona benzetti. Horoz dövüşü. Horoz dövüşü diyorsunuz, maalesef size de puan veremiyoruz. Eşiniz de boks maçına benzetmişti. Şimdi ne olacak, kime ben ne takacağım? Bu durumda iki yarışmacımıza da puan veremiyoruz. Hemen dördüncü soru. Verilecek sualler sor sen de. Ama. Dördüncü soruma geçiyorum. Ay dört mü? Evlilik yıl dönümümüzün gecesinde
Yatağınıza hangi çarşafı sererdiniz? Şimdi hostesim size bunları gösterecek. Buyurun. Ben programın içine ama ya. Ben bunu bu durumda size sadece renk olarak söyleyeceğim. Yani, ama sen renk söyle. Portakal rengi var, mor mavi diyecek. Ağırlıklı 1, olan 2, 3, 4 var. 1, 2, 3, 4 de. Peki cevap olarak renk yazmıştım buraya da o yüzden. Yani portakal rengi, biraz pembeli, mavili, orada da sarılı. Hangisi sarı? Sarı nerede? Bana sarı gösterin. Bak civcivin. Bunu gördü, sarı dedi. Allah seni kahretsin. Nurcan Hanım, galiba anladınız. Bu kadar kısa anladınız. İçinde bunu gördü. Ne, bir dakika! Galiba. Bir dakika! Ay ya, bayılttınız beni. Ya kaç kuruş alıyorum ben bu programdan? Bilemiyorum. İyi para alıyorum. Nurcan Hanım. Portakal rengi. Portakal rengi diyorsunuz. Alkışlıyoruz, doğru cevap. 100 puan kazanıyorsunuz. Nuray Hanım. Mavi. Mavi. Mavi renk diyorsunuz. Maalesef. Dur, bunu takacağım, dur. Bunu takayım sonra konuş ya. Ay vallahi ben bundan yapamam çocuk da. Hatalı mıyım diyeyim sayın seyirci, sayın izleyici. Ben bunu takayım. Ben sonra diyeyim. Allah kahretsin seni inşallah be. Sen de gece kondu bu mu beğenirdin? Kara esmer kara ya, bundan belki pembe görünür diye beğen. Evet buyur. Öf. Bulamıyorum. Nuray Hanım, mavi dediniz. Ben öyle duydum. Maalesef eşiniz de portakal rengi demişti. Bu durumda size puan veremiyoruz. Veremiyoruz ve hemen ikinci bölümümüze geçiyoruz. Bir dakika. Alkışlıyoruz, beyler içeri alıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bunları kim kaldıracak şimdi? Siz kaldıracaksınız. Hostes sizsiniz. Bu işler sizin göreviniz. Lütfen, rica ediyorum. Ben buradan çıkıp kaldıramayacağımı göre siz kaldıracaksınız. Sen hayat boyu kaldıramadın. Buyurun alkışlıyoruz beyler, içeri alalım. Ay ben bu yarışmayı nasıl kabul ettim anlamıyorum. Teşekkür ederim. Çocuklar şu şıklığa bak, şu halime bak. Allah aşkına. Tüh, şimdi güzel olsun. Bir sorumuz geliyor. Ulan! Ay ay, delirtme yani, dertleşim hiç olmazsa. Bu torbayla boğulmuyor. Bunda bir... İşiniz yok, kalktınız geldiniz bu boktan programı. Allah kahretsin. İlk sorum ve bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili hostesim gösterecek. Ne? Ne? Şu balıklardan hangisini görseniz kocanızı hatırlarsınız. Buyurun hostesim. Ama ya ne yapacağız şimdi, balık mı tutacağım? Orada balıklar var, lütfen onları yarışmacılarımıza gösterir misiniz? Hamsi. Bir dakika. Önce tutmasını göster bana. Şöyle kuyruğundan. Öyle tuttun mu, ufaktır. Hadi hamsiyi böyle tuttum, öbürünü nasıl tutacağım? İlk ne? Evet, ilk seçeneğimiz hamsi geliyor. Ay ben elimle mi tutacağım? Bilemiyorum. Ay ben hiçbir şeyi elimle tutamam. Bir şekilde göstermeniz lazım. Göstermem lazım da ben tutamam. Yani herkesin bir alerjisi vardı. Ben balık tutamam. Peki tabakta gösterin ama tutmak zorundasınız. Yani bu sizin tanıtım, sizin göreviniz. Ben de bunu sunuyorum. Oraya geçip ben de tutamam. Lütfen tutun. Madem tutmasını bilmiyorsun, niye bana tut diyorsun ki? Eğer tutmak bu kadar kolaysa gel sen tut. Evet, hamsi geliyor. Üç kuruş para, lanet olsun, Allah kahretsin. Ay. Teşekkür ederim. Neyine teşekkür ediyorsun? Hamsi mi? Bir dakika. Hamsi ufak olanı mı? Evet. İstavrit mi? Dur. Bunu istemeyin kızım. Allah. Bunun hiçbir şey. Ne balık olarak ne hiçbir şey olarak. Bunun hiçbir şey. İstavrit mi? Bir dakika dur. Ara ver, ara. İstavrit. Aga. Palamut mu? Ay ay. Ay 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 ay. Ay ay ay. Kefal mi? Kefal da en iyi rizsiridir bu yalnız. Ay ben... Nurcan Hanım.
İstavrit diyorum. Zorla. İstavrit diyorsunuz. Kız biriniz de itiraz ediyorum de cevap ver. İstavrit hangisi bu? Nuray Hanım. Hamsi. Hamsi diyorsunuz. Bu canım iki balık ortada. bunu ben istiyorum o zaman. Kocanızı şu kadınlardan hangisiyle görseniz? Bir dakika, niye bu daha açılamadım, dur. Sen niye bunu istedin? Bunu değil, bunu. Bunu mu? Bunu mu istedin? Bu pahalı olur kız. Olsun. Bundan 20 tane yesen anlamazsın. Onun için bir tane yiyeceğin adama yiyip kalkın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kocanızı şu kadınlardan hangisiyle görseniz kıskanırsınız. Şimdi geliyor, görüyorsunuz. Bülent Ersoy. Kibariye mi? Semiha Berksoy mu? Akrep Nalan mı? Nurcan Hanım. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'la görürsem kıskanırım diyorsunuz. Nuray Hanım. Bülent Ersoy. Siz de Bülent Ersoy dediniz. Ayrıca bir dakika. Buyurun. Şimdi yorum yapmak bana düştü de. Yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Niye bu kadar kırı varken Bülent Ersoy'u kıskandınız? Demin de sizin yanınızda kıskanmadın mı? Kadın ne dedi biliyor musun? Biraz evvel senin yanında kıskanmadı. Ne gibi bir bağlantı kurdun sanım efendim? Ben bütün uzuvları sağlam asker... müzik. Bülent Ersoy'u mu kıskanırdın? Seninkini kıskanır mıydın mı? Kıskanırdım yani, güzel. Ha, güzel. Sen güzel görmemişsin. Beni yataktan kalkınca gördün mü? Üçüncü soruma geçmek istiyorum. Geç. Kocanız değişik spor dallarında kullanılan şu toplardan hangisi olmak isterdi? Sevgili hostesim, bir lütfen dakika, gösterin. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen bir sürü yerde çalışıyorsun. Dizim var, oyun var, buyum var, görüyorum. Bir de bu hafta gördüm, gece kulüplerinde böyle insanlarla böyle böyle oynuyorsun. Ben tek işte çalışıyorum. İstersen sen bu işi bırak, ben devralayım. Ben iki işi birden yaparım zannediyorum. Ben bu işi galiba iyi yapıyorum, bilmiyorum. Yani ben programı devam ettirmek zorundayım ve devam ediyorum. Ve size rağmen getirmek zorundayım. Size şu anda da... Yani çok baskı altındayım. Bu baskıya rağmen demek istiyorum ama... Bunu bu yarışmamız bitecek. Bu baskıyı anlamıyorum. Yani baskı bir sıcak insanla berabersin, bir tatlı insanla. Bu mu baskı yani? Bu laftan çok alınıyorum yani. Biz anama toplara küfretsin, geçelim isterseniz. Anama küfretsen bu kadar gücenmem. Baskı ne demek? Baskı ya. Ya baskı yani, niye ki bak? Ya düşüyor. Lütfen siz böyle olabilir mi? Ve toplara geçelim lütfen. Toplara geçecekmiş. Geç. Bir o eksikti programımda, top eksikti. Geç. Şu basket topu mu? Hiç rahat etmiyor mu? İte ite göbeğinden buraya kadar getirdim masayı. Sevgili hostesim lütfen yardımcı olur musunuz? Ne yapacağım? Basket topunu göstereceksiniz. Basket topu mu? Bir dakika, ben hayatımda top tutmadım. Basket topu hangisi? Basket topu hangisi? Direkt önünüzdeki. Houseball diyor. Evet. Houseball mu? Değil, ötekisi. Bu mu? Evet. Basket topu mu? Basket topu mu? Pimpon topu mu? Dur. Bak bu kolay, tek elle tut yut. Bowling topu mu? Dur, daha yeni bunu koydum. Tut kızım. Ne? Bowling topu mu? Ay bunu pek merak ediyorum ben. Böyle ellerini sokuyorlar da insanın üstüne doğru. Çocuklar bunun deliği eksik. Vallahi böyle beş sokuyorlardı benim bildiğim. Onun çok mühim bir şeymiş gibi böyle yapıyor yapıyor. Musabaka var Sine 5'te, görüyor musun? Hayır. Neyi seyrediyorsun sen? Sine 5'in var mı? Zengin ailelerde var Sine 5'te, bir sende olmaz. Ay evet. Bowling topu mu? Futbol topu mu? Futbol topumuz da geliyor. Bu arada masam darma duman olduğu için çok özür dilerim. Rica ederim, topla. Toplamak istiyorum. Ben toplarım. Sen yorulma. İş. Nurcan Hanım. Futbol topu. Futbol topu diyorsunuz. Bu telefon numarası. Hemen not alıyorum. Telefon numarası var burada. Yarışmamız için o.
Ya beraber çalışırken kimsenin telefon numarası al bak sinirimi bozma beni. Almıyorum. Tamam mı? Tamam. Peki ne yapıyorsun? Bekarsın da telefon almıyorsun. Ne yapıyorsun? Yarışmaya dönelim. O benim kendi özel yaşantımı lütfen bu yarışmada aman be. Nurcan Hanım. Futbol. Futbol topu dediniz tekrar yazıyorum buraya. Nuray Hanım. Pimpon. Pimpon topu diyorsunuz. Böyle ufak şeyleri seviyorsunuz. Adam çok iri olduğu için. Adam iri olduğu için. Ha. Bıkıyor mu insan? Yok, bıkmıyor da alışkanlık oluyor. Alışkanlık oluyor. İyi bir küçüğünü ararsanız görürsün ne bıkıyor. Hemen dördüncü soruma geçiyorum. Ay, hocanız saçlarınıza takmanız için şunlardan hangisini size yakıştırır? Mankenlerimiz geliyor. Fiyon, yapma kuş, bigudi, pazar filesi. Bunların hepsini göstereceği şey arkalarında. Dönün arkanızı. Fiyon, yapma kuş, bigudi, pazar filesi. Nurcan Hanım. Bir dakika. Ay ben de fikrimi yani yorum yapacağım. Ben durup dururken bunları iyi ki bana taşıtmadın. Evet, i̇yi ki bunları taşı demedin. Buyurun. Ne başlar söyle. Fiyonk. Yapma kuş. Bigudi. Pazar filesi. Nurcan Hanım. Fiyonk diyorum. Fiyonk diyorsunuz. Ne inat çıkarısın sen. Yapma. Seni bodur yere bakan. Yapma ben... kuş. Yapma kuş da bu. Yapma kuş diyorsunuz. Dönün yüzünüzü. Ay bunların arkaları daha güzeldi. Dönün arkanızı. Hemen alkışlarımızla beyleri buraya alıyoruz ve sorularımızı soruyoruz. Zıplasana. Beraber. Lay 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 lay. Beyler hoş geldiniz. Eşlerinize sorduk. Tamam. İlk sorum size. Eşiniz, şimdi sevgili hostum gösterecek. Şu balıklardan hangisini görünce sizi hatırlıyor olabilir? Gel buraya gel. Lütfen balıkları gösterebilir misiniz? Sorumu tekrarlıyorum. Eşiniz, göreceğiniz balıklardan hangisini görünce sizi hatırlıyor olabilir? Yani hamsiyi biliyorsun. Kefal. Hamsi. Kefal. Kefal. Palamut. Palamut. İstavrit. Ay ne kadar tersini söylüyorsun. Ben de şaşırdım boy o yani karıştırdım. Hamsi. Evet. İkinci ne? İstavrit. İstavrit. Palamut. Palamut. Kefal. Kefal. Seçkin Bey. Kefal. Kefal diyorsunuz maalesef. Kefal neyine senin Allah kahretsin. Eşiniz istavrit demişti. Güven Bey. Sen hamsi. Galiba büyüteç kullanıyorsun. Hamsi diyorsunuz. Diyor ve doğru cevap veriyorsunuz. Tebrik ediyorum. 100 puan. Hemen ödüllendiriyoruz ve ikinci soruma geçiyorum. Daha ben takamadan nefes nefese kaldım vallahi. Enfarktüs olacağım bu program bitmeden. Şu kadınlardan hangisiyle görse sizi kıskanır idi? Akrep Nalan, Semiha Berksoy, Kibariye Bülent Ersoy. Seçkin Bey. Kibariye. Kibar ediniz. Maalesef eşiniz Bülent Ersoy demişti. Hemen Güven Bey'den cevap alıyorum. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy diyorsunuz ve doğru cevap. 100 puan daha kazanıyorsunuz bizden sevgili hostesim. Yalnız burada hanımın bunu söylemesi ve beyin de aynı şeyi söylemesi çok manidar. Yani bu tercih neden yapılır? Ondan mı oluyor acaba? Hayır ondan değil indiririm aşağıda ben. Yani niye Bülent Ersoy? İçimden öyle söylemek yani. İçinden kusmak gelirse kusacak mı? Yok estağfurullah. Hemen 100 puan değerindeki ödülümüzü verelim. Acaba o kadın için ben de olsaydım. Tabii ki. Ben değil tabii, mi? Muhakkak. Yaşasın şampanya. 100 tamam. Puan kazandılar. 100 puan değerindeki lütfen ödülümüzü takıyoruz. Ve üçüncü soruma geçiyorum. Değişik spor dallarında. Güven Bey'e. Bana söyle. Güven değişik spor dallarında kullanılan. Gene göstereceğim mi? Evet. Allah. Şu toplardan hangisi olmak isterdiniz? Bowling topu. Bir dakika bu bowling bu ağır olan. Hani parmak atıyorsun da atıyorsun. Evet. Futbol topu. Bir dakika oynadı mı hiç sorayım mıyım? Bowling oynamıyorum. Neden? Neyle oynuyorsun? Neyle oynuyorsun oğlum?
futbol topuyla. Söyle futbol diye var, utanacak. Yani. Demek daha büyüğünden oynuyorsun. Onunla oynuyormuşsun değil mi? Onunla oynamıyor musun? Ondan oynamıyorsun. Evet. Futbolla oynuyorsun. Tamam. Oynuyor. Basket topu. Basket bu. Pimpon topu. Pimpon Seçkin bulamıyorum. Bey. Karının biri götürdü pimpon. Nerede? Evet, pimpon topunu da biliyorsunuz galiba. Seçkin hayır, Bey, hayır, hayır. Alıyorum. Ben göstermek mecburiyetim. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Tekrarlıyorum. Çok bowling zor bir topu sual. Mu? Hakikaten. Futbol topu mu? Bir dakika, ikinci defa. Basket topu mu? Allah kahretsin seni. Futbol topu. Soruyu. Bir dakika topu. Yani bunun ikinci defa sorulması için nedir? Geri zeka nedir yani? Futbol. Bir bok at. Futbol. Futbol dedi. Doğru futbol mu? Futbol dediniz. Doğru cevap. 100 puan kazanırsınız. Divan Bey. Futbol topu. Pimpon topu diyorsunuz, alkışlıyoruz. 100 puan da Güven Bey kazanıyor, doğru cevap. Ayol, şunun ikisini beraber söylesen de, bu tüyleri beraber gitsem, gel, ayaklarım nasıl oldu, parmaklarım döndü ya. İşiniz yorulmayın lütfen. Bu daha kaç sürecek, lazım. Ne kadar sürecek bu program? Yalan rüzgarı gibi mi? Bilemiyorum yapımcımızın ne kadar sürecek. Ben hemen 4. sorumu. Dur da, tamam mı? 100 puan değerinde taktınız mı? Ne taktım mı? 100 puan değerindeki tüyleri. Nereye takacağım? Boyunlarına takıyorsunuz yarışmacılarınızın. Dördüncü sorumu soruyorum. Eşiniz şunlardan hangisini saçlarına taksa ona yakışırdı? Mankenlerinizi lütfen. Dönün arkanızı. Bigudi mi? Pazar filesi mi? Fiyonk mu? Yapma kuş mu? Nurcan Hanım diyecektim. Pardon Seçkin Bey. Yani pek bigudi. Fark yok yani. Nurcan Hanım. Olabilir. Yaşasın Çağlar. Şurada bunu beraber yaparsak güzel. Yaşasın Çağlar. Utan, tabii utan. Gel evde çalışalım. Ben çalışayım. Saman sopalarıyla süslenen sürahine suyu buldum. Nasıl? Selim Sultan'a sunuldu. Hıngırdama. Eşiniz şunlardan hangisini saçlarına taksa ona yakışır? Sorumu tekrarlamak zorundayım çünkü. Evet. Karıştırdık. Evet. Bigudi mi? Pazar filesi mi? Fiyonk mu? Yapma kuş mu? Seçkin Bey. Bigudi. Bigudi diyorsunuz fakat eşiniz fiyonk demişti. Bir dakika dur bakayım, Bigudi'yi tanıyorum. Gel bana Bigudi göster, gel. Gel bana Bigudi göster. Gel bakayım. Bak. Bigudi bu. Yok o file. Bigudi. Bigudi bu mu? Evet. Bu ne? Kuş. Ne? Fiyonk. Fiyonk. Tamam. Sen. Güven Bey. Kuşu file. Niye istemedin ki? File diyorum. Gerek yok. File diyorsunuz fakat eşiniz de yapma kuş demişti. Bu durumda size de puan veremiyorum. Ve böylece ikinci bölümümüzü bitirdik. Şu anda hemen puanlamaya bakacağım. Ondan önce mankenlerimizi alkışlıyoruz ve uğurluyoruz. Seçkin Güler ve Nurcan Güler çiftinin toplam 300 puanı var. Güven Demirkol ve Nuray Demirkol çiftinin de toplam 500 puanı var ve finale kalmaya hak kazanan çiftimiz Güven Demirkol ve Nuray Demirkol. Ve işte geldik finalimize. Finalimizde sevgili hostum, istersen burayı sen anlat. Ne anlatayım? Size iki tane don veriyorum. Tübri içinde spansuarı değil. Size de iki tane don veriyorum. Çıkarın. Şimdi sualler soruyoruz. Eğer iki taraf da aynı şeyi kaldırırsa puan alıyorlar. Buyur. İşte teşekkür ederim. Ve ilk sorum, başarılar diliyorum. Sabah yataktan kalkınca hanginiz daha çirkin görünür? Bilemediniz. Maalesef yanlış cevap. İkinci sorum. Hanginiz komşuların evini daha çok dikizler? 2'de 2 eksi gidiyorsunuz. Keşke komşun olsa. Üçüncü sorum. Evet. Hanginiz gizli gizli burnunu karıştırır? 3'te 3 negatif. Kız bu olmuyor. Dördüncü sorum. Yemek yerken hanginiz ağzını şaburdatıp başkalarını rahatsız eder? Abi. Evet, doğru cevabımız geliyor. Alkışlıyoruz. Hanginizin karşı cinsten daha çok arkadaşı var? Çuvalladın. Ulan evet. Bir hanginizle hanginizi özür bilemiyorsun. Özür dilerim. Çuvalladım. Bu benim görevim.
Yaşasın. Bu özür kaçıncı dedim. Oldu? Gel eve. Bütün harfleri çalışalım. Bundan sonra yapacağım ablalığın en iyisini yapacağım. Ben kendim çalışacağım. Sen lütfen. Çalış geri zeka. Sorumu yineliyorum. Yenile. Hanginizin karşı cinsten daha çok arkadaşı vardır? Ve doğru cevap. Ben de karşı cins sayılırım. Hanginizin basenleri daha biçimsizdir? Doğru cevap. Bakayım. Hanginizin gözü dışarıdadır? Aa, inanmıyorum. Maalesef. İkisinin de gözü dışarıda. Bu adamdan istifade. Şu anda 7 soru sordum. Bu hediyeleri size kazandırmak istiyoruz. Ve 3 sorum kaldı. Şu anda 3 tane doğru cevap verdiniz. 2 tane iyi bildim. Doğru cevap verirseniz saymış olduğum bütün hediyeleri kazanacaksınız. Biraz... Maddi konularda hanginiz doyumsuzdur? İşte doğru cevap. 4. Allah göstermesin. Birbirinizden ayrılacak olsanız hanginiz diğerini terk eder? Ve bir doğru cevap daha. Tebrik ediyorum. İşte dürüstlük bu. Kazandım. Bunu söylemek istemiştim. Canım. Ve 5 doğru cevap vermiş oldunuz. Canım. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi nereye götürüyoruz? Bir dakika onları be. Yani ben 10. sorumu bitirmemiştim ama. Öyle mi? Yani bak 5 tamamladılar mı? Yine sorsaydık bir fazla olsun. Yok kalsın öbür programa arttır. Öbür programa kalsın. 5 suali bildiler. Git dinlen. Allah peki öyle zaten. Yapalım o zaman. Efendim? Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Hadi hediyelerini oku. Kulüp Otel Sera'dan Antalya'da bir hafta tatil. Dur. Gaysan'dan oturma grubu. Jil'den valiz seti. Fanset'ten halı yıkama makinesi. Ve Atlantik'ten bir halı. Yarışmacı olarak katılmak istiyorsanız lütfen 0212-283-0763 tekrarlıyorum 212-283-0763 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Atilla Saral. Ay, çok hakikaten. Teşekkür ediyorum. Ay. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler. Çocuklar vallahi yoruldum. Yoruldum nasıl yapacağım da ben bu adımı nasıl attıracağım bilmiyorum. Siz yazın Show TV. Vallahi samimi söyleyeyim Show TV. Ya huysuz iyi. Bu papaz suratlı herif gitsin ne olur. Siz yardımcı olun bana. Ben yoksa bu kurtleşen olurum. Vallahi ben kanser manser olurum bunu. Ay o konuşturtmuyor yani. Bir kadın konuşmazsa kanser olur. Aa tabii. Yazın. Ben burada şeyimi unutmuşum galiba. Şeyini unutmuş. Kalemi ve notlarımı. Şeyini unutmuş. Siz ne diyordunuz? Hayır şeyini unuttum ben de onu söylüyorum. Kartı bırakmış. Ha şeyinizi unuttun. Peki. Sen o kadar aptalsın ki şeyini unutur gidersin. Peki ağzımı aldık. Rica ederim. Kız keşke baksaydım şeyini çok merak ediyordum. Efendim reklamlar kabul olduğu kadar seçtim. En iyi en pahalı reklamları aldım. Çok uzun sürmeyecek. Arkasından sizler için hep yaptığım saygımla sevgimle beraber olacağız.